Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Çoktan beri yapmadığımız psikoloji. Psikoloji namı altında vesvese. Yani Risale-i Nur'daki 21. sözün birinci makamı mıydı? İkinci. Birincisi? Namazdı. İkincisi vesvese. Oralardan ve laikalardan elde edilen cümleler olacak. Metni zaten biliyor. Şimdi hemen şu cümleyle başlamak istiyorum vesveseye. Vesveseden vesvese niçin etmiyorsun? Vesveseden vesvese niçin etmiyoruz? Çünkü hani var ya, adavet hissi adavete layıktır. Muhabbet hissi muhabbete layıktır. Vesvese hissi vesvese yapmaya layıktır. Vesveseden vesvese edersen vesveseden kurtulursun. Yani vesvesen geldiği zaman vesvese et ondan. Bu vesvesedir. Gerçek zannetme demek istiyor. Vesvesenin her şeyin olduğu gibi 3 tane modu var. Arabalardaki klima gibi. 1, 2, 3. Böyle hızlı işte. Zayıftır, ortadır, güçlüdür. 1, 2, 3. Vesvesenin ifratı var, tefriti var, vasatı var. Şimdi vesvesenin ifratı şöyledir. İfratına geçmeden her hissin ama, her fikrin, her duygunun ifratı şeytandandır. Her hissin, her duygunun tefriti nefsemmaredendir. Vasatı Rahman'dandır. Ve sünnet-i seniyedir. Şimdi vesvesenin 3 tane modundan bahsediyorum. İfratı, bu klinik konuşmalarında olmaz ha. Doktorsa böyle bir şey bilmez yani. Risale-i Nur okumamışsa. Vesvesenin ifratı, tefriti, vasatı, vasatı nimet olduğunu, vesveseden vesvese etme gerektiğini nereden bilecek? Onun için not alacaksanız ifratını okuyorum. Vesvesenin ifratı malum şeytandandır. Şöyle der sana: sen hiçsin, hiçbir değerin yok, çöp gibisin. Kader, senin kaderin budur der. İnsana öyle diyor. Sen hiçsin, hiçbir değerin yok, çöp gibisin. Sen kaderin mahkumusun vesaire. Vasatı teyakkuza sebeptir. Teyakkuz teyakkuza sebeptir. Teyakkuz uyanıklığa sebeptir. Yani vesvese bizi uyanık yapıyor. Uyanık. Yani bir defa aldandın, bir de aldandın. Hayvan mısın ya? Her zaman aldanıyorsun ya. Bil ki o adam ya. Teyakkuza sebeptir. Tahariye dairdir. Tahari, araştırmaya vesiledir. Yani vesvese nereden vesvese ettin? Amelden, gusulden, abdestten ve imandan. Vesvese diyorsan git tahariye, araştır. Abdesti bozan, bozmayan şeyleri bilmiyorsun demektir. Abdestin bozuldu sana diyorsa, abdesti bozan, bozmayan şeyleri bilmiyorsun. Oradan sana yutturuyor. İlim onu tardeder, cehil onu davet eder. Demek ki tahariye dairdir. Vesvese yaptığın şeylerin ilmini öğren. Sonra üçüncü özelliği, vasatını okuyorum, bir de söylüyorum. Teyakkuza sebeptir. Uyanık olmana sebeptir vesvese. Bak, nimet oluşundan bahsediyorum. İki, tahariye dairdir.
araştırmaya sebeptir, vesiledir. Üç, ciddiyete vesiledir. Ciddiyet işaret icazda anlatıyor. Davasına odaklanmış. Davası o kadar büyük ki başka bir şey görmüyor. Yani araba kullanırken öne bakıyor. Arkaya bakması icap ederse dikiz aynasına bakar. Gene ön tarafa bakarak arkaya bakar. Asla direksiyonu böyle bir şey yapıp arkaya bakmaz. Ara sıra bazen sağ ve sol dikiz aynalarına bakar. Ciddi adam budur. Hedefine kilitlenmiştir. Gerisi hikayedir. Yok öleceksin. Yok bilmem ne geçiriyorsun. Yok kafayı üşüteceksin. Yok çarşıya gidiyorsun. Kafayı oynatacaksın. 3 yaşındaki çocuğun evde annesiz kalacak. Ağlayacak ağlayacak. Kimse duymayacak. Çocuk açlıktan evde ağlaya ağlaya ölecek. Ne kadar dramatik mi diyorlar? Bir senaryo çizdim size. Ve maalesef öyle telefon eden var. Trajikomik. Şimdi kadın boşanmış. 3 yaşında mı ne çocuğu var. Çarşıya gidemem. Oynatırım kafayı çarşıda. Yolu bulamam. Oynatınca orada kalırım. Ne başıma geleceğini bilmiyorum. Ondan sonra çocuk da annesiz kalır. Ağlar ağlar. Ağlarken yorulur, uyur. Açlıktan ölür. Ondan sonra bitti. Bu nasıl bir dramatik mi diyorlar? Komik dramatik. Trajik komik. Böyle bir şey olur. Peki bunu kim yapıyor? Şeytanın ifratı. Şeytan öpülüyor. Tabii canım. Şeytanın varlığına şuurumuz yok yani, biliyor musunuz bu işte? Yani şeytanın en büyük silahı kendisine tabi olana kendisini unutturur. Şeytanın varlığını unutmuşuz. Adam cirit atıyor. Yani vardır. Ben nasıl konuşuyorsam o da sizinle konuşuyor. Vesvesenin tefritini anlatıyorum. Ha, bitmedi daha. Bir de okuyorum vasatı. Teyakkuza sebeptir. Tahariye dairdir. Ciddiyete vesiledir. Lakaytlığı atar. Tahavunu def eder. Yani korkmayı ortadan kaldırır. Biz tefritin ifrat mı demiştik ilk? İfrat dedik. O tefrit olacak. Değiştiriyorum. Bir de okuyayım onu. Sen hiçsin. Hiçbir... Bu tefritti. Yanlış okudum onu. Sen hiçsin. Hiçbir değerin yok. Kader şey yapmışsın. Bu tefrit. Tefriti bir de okuyorum. Sen hiçsin. Hiçbir değerin yok. Çöp gibisin. Kaderin mahkumusun der. Vasatı teyakkuza sebeptir. Tahariye dairdir. Ciddiyete vesiledir. Lakaytlığı atar. Tehavunu def eder. Yani korkaklığı kaldırır. Sünnet-i seni esastır. İfratını okuyorum. Ameline güvenmektir. Senin gibi kimse yoktur. Ameline güvenmek. Peki. Zemini tasavvurdur. Vehmin. Vesvese kalbidir. Kalbin üzerine vesvese oturduğu zaman şöyle yapar. Kalbe oturunca diyor hadis-i şerif, bir mana söylüyorum. Kalbe oturunca böyle bir ağırlık basar, bir göğüs darlanması olur, bir sıkışmalar gibi olur. Böyle bir hisseder yani, böyle bir şey yok da. Böyle hisseder. Yani bu sefer şeyler başlar yani, korkunç ölüm senaryoları, kalp krizleri gibi olur. Vehim ise aklidir. Zemini de dimağın, aklı derken dimağıdır. Dimağda 7 mertebe var, soğan kabuğu gibi. Teknik anlatıyorum nereden ne çıkıyor. Soğan kabuğu gibi dışarıdan içeriye girelim. En dış tarafında tahayyül. Gir içeriye. Tasavvur. Gir içeriye. Taakkul. Gir içeriye. Tasdik. İzan. İltizam. İtikat. 7. Vehmin yeri dimağın aşağıdan yukarıya tasavvurdadır. Tasavvurun özelliği şudur. Yalancı vehmini tamamen yalan üzerine kurulmuştur.
kalpte ise vesvese ile kisp olur. Şeytandan kisp, nefsi emmareden yalan olur. Şimdi vehmi sana söylüyorum. Vehmin yeri dimağda tasavvurdur. Zamandan etkilenir. Bu da zamandan ve mekandan etkilenir bu. Yani yaşadığımız olaylar var ya, yani şöyle diyeyim, insan zayıf olduğu için yaşadığı yerde ve bulunduğu kişilerden etkilenir. Yanında bir tanesi bir şey dese, rengin gitmiş ya, hasta mısın ya falan, tansiyonu düştü, hemen düşer. Böyle bir şeydir. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam bu tip insanların yanında bulunmayın diyor. Görüldüğü zaman sizi rahatlatan, görüldüğü zaman size huzur veren, konuştuğu zaman sizi rahatlatan kişilerle dost olun. Bu manada bir hadis var, biliyorsunuz. Olumsuz insanlarla oturup kalkmayın, sizi hasta eder. Tansiyonun var. Senin nabzına bir baktırsana ya, vallahi iyi görmüyorum. Ne kadar yaşlanmışsın. Ne kadar yaşlanmışsın. Veya geçen hafta birisi senin gibi birisi dediler de inanmadı, öldü. Bu da zaman ve mekandan etkilenir vehmin kaynağı. Yani şeytan Adem'e dönüşüm sürecini aktif etmeye çalışır. Yani şeytanın özelliği şuydu, vesvese verir şurada. Bunun özelliği amel ve itikada dokunur. İmanın yok der. Ve namazına fesat karıştırır. Abdestin yok. İmanın yok. İki şey. Abdestin var demez. Yok iken sana abdestin var demez. İmanın yokken imanın yok ha cehenneme gideceksin demez. Şeytan varı değiştirir. Tek yönlü çalışır. Abdesti olana abdestin yoktur der. İmanı olana imansızsın der. Bu delildir ki şeytan tasdikle beraber TSI gibi, Türk Standart Enstitüsü gibi imanlı olduğuna ve amelin namazın doğru, abdestin doğru olduğunu şeytan altına imza atıyor. Ne ile? Vesvese vererek. Eğer abdestin olmasaydı, imanın olmasaydı sana şeytan o vesveseyi vermezdi. Babasının hayrına çalışmıyor adam. Adeta Cenab-ı Hak amelimizin olup olmadığını gösteren bir gösterge gibi koymuş onu. Mesela Alman gavuruna, İngiliz münafığına gidip imanın yok ha senin. İmanın yok sen mi? Hiç şansın yok. Cehennemi zımara. Der mi? Gider iman eder. Abdestsiz adama abdestin yok ha ne yapıyorsun yani? Daha tuvalete yeni çıktın. Demez. Gider abdest alır. Kime der? Abdestin yok ha. Bozmuştun sen. Yani vücudu Adem'e dönüştürme sürecini işletir. Vehim ise yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini. Sözler 8. surette söylüyor. Vehim ise yoku var, varı yok gösteren fikirler üretir. Ölüm korku senaryoları, kriz gibi şeyler şeytan yapar. Fikirleri vehim yapar. Hisleri, olumsuz hisleri aktif etmeye çalışır. Ama asla ve asla kata inanın, düşünmezseniz, inanmasanız o böyle bir his olmaz. Adamlar ilk önce düşünceyi etkilemeye çalışıyor. Düşündüğün gibi hisler olur. Unutmayın, hisleri ortaya çıkaran düşüncelerdir. Hisleri ortaya çıkaran düşüncelerdir. 3. Bir daha söylüyorum. Hisleri öne çıkaran, üreten düşüncelerdir. Onun için şeytan ve nefs emmare düşüncenize müdahale ettirmedikçe vehim olmaz, vesvese olmaz. İlk önce inandırılıyor, sonra kendini kötü hissediyoruz. Buna delilim, çocuklarda vesvese olmaz, vehim olmaz. Sığırlarda olmaz, delilerde olmaz. Niçin? Çünkü onlarda tasavvur çalışmıyor, zayıf. O sistemi olmadığı için şeytan musallat olamıyor.
Bize giriş kapısı. Yani gayrimüslimlerde de yok değil mi abi o zaman? Yok, gayrimüslimlerde şöyle var. Ölüm paniği var. Vehim şeklinde o zaman. Yani tabii fikir de var ve sese de var da. Şöyle, mesela gayrimüslime imanın yok ha, imanın gidiyor ha, bak dikkat et imanın gider veya abdestin gitti demez. Aa kalp krizi geçiriyorsun, aa öleceksin. Korkunç bir imansızlığın getirmiş olduğu yeisin zulümatından, yeis zulümatı yaparlar. İki kimsesizlik vahşetinden, erva habisenin izacatından, bu üçünün bütünlüğünün dehşetinden adamı çökertiyor. 24. sözden söyledim. Yeisin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisenin izacatından, bu üçünün bütünlüğünün dehşetinden. Bunu böyle çalıştırır. Yani onlara vesvese gelmez değil tövbe. Onlara abdestten gelmez. Aa abdestin gitti ha demez. Aa şey imanın gitti ha demez o. Ona yeisin zulümatını pompalar. Allah Allah. Ya Rabbi hiçbir Müslümana verme Allah'ım ya. Kimsesizlik. Allah'ı kim, Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Yani öyle korkunçtur ki insan yaşadı yani. Sizin yaşınız genç müsait değil. O bazen bir yeis, yani ümitsizin ta kendisi olunca ifrat murdu ancak imansızlarda olur o. Müslümanlarda olmaz. O yeis o bir şey değil o. O daha tefrit mertebesi. Müslümandaki yeis o değil. O yeis öyle bir zulümat yapar ki, işte Risale'de ne geçiyor? Yeisin zulümatından kimsesizlik ne yapar adama? Ne yaparmış? Vahşet. Vahşet ne demek biliyor musun? Ormana girmişsin, gece karanlık, her taraftan ses, aç canavar, aç fareler, aç ilanlar, aç kediler, aç köpekler, aç timsahlar, böyle sırtlanlar, sırtlan mı ne? Sırtlan, he, onlar, ne, timsahlar, ne bileyim ya, bütün canavarlar aç. Böyle kimsesiz dağdasın. Hepsi yemek istiyor. Bir tanesinden kurtulsa ötekisi yiyecek. Hangisini tercih edersin? Yılana mı, timsaha mı, sıplana mı? Nereye gideceğin belli değil. Yani böyledir. Kimsesizlik vahşeti, içsel çöküntü. Her bir duygu bağırması. Vahşet bu. Her taraftan sesler geliyor. Her türlü ses geliyor. Ve acayip ya, sanki yılan kuyusu ya. Hepsi ısırıyor seni. Anladın mı Gafur bunu? Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Sen ne dedin belki ben seni buraya odaya gelince daha derse inmeden? Beni görünce ne dedin? Nasılsın dedim ben sana? Sizi görünce çok daha iyi oldum. Daha iyi oldum. Bu yalan değil. Çünkü niye? Müslümanın bir Müslümana en büyük iyiliği kendi varlığıdır. Bana ümit pompalıyor. Bana kimsesizlik vahşetimi unutturuyor. Dostunun bir sesini duyman yetiyor. Hayal etsen bile kuyudan dışarıdasın. Hayal etsen. Öyle birisi var. Telefonu açamam. Zamanım yok. Ama hocam ettiği zaman, yani talim hocam, bana konu, bugün etti mesela duydum. Yani heyecana kapılıyorum açmak için. Allah kimseyi kimsesi bırakmasın. Ondan sonra etti. Ya dedi, sen sonra doymadım dedi konuşmamda. Bir kahvaltı bitireyim tekrar ararım seni dedim. Ulan baktım ne zaman arayacak. Bambaşka bir şey ya. İnsan tabii ya. Masama oturduğum zaman, kitaplarımı sağa soluma koyduğum zaman böyle sanki dünyanın, kainatın kralı benim ya. Aradıklarımı da bulduğum zaman bir de mana açıldı mı keyfime diyecek yok ya. Allah kimseyi kimsesiz bırakmaz. 14 tane dostum var vallahi. 14 tane her an yanımda. Sözler, mektubat, lemalar, şualar, Kastamonu, Emirdağ. Vallahi billahi öyle söylüyorum ya. Bana bugün, dün bir ders yaptık şeyde, Bahçeli Evler'de. İkinci ders. İki tane yaptık değil mi? Yukarı gidi. 215 miydi? Lemalar, şey, mesnevi açtım. Bir evde planlı gitmedik. Açtık, 215 çıktı. Mesnevi Nuri. Diyor ki, ne korkuyorsun diyor. Allah Allah. Sen öyle bir şeylerden korkarsın ki senin ahını dinlemez, ricanı anlamaz, sana kullanmaz. Böyle serserilerden ne korkuyorsun ya? Öyle şeyleri muhabbet edersin ki muhabbetini sana karşılık vermez, seni çökertir ya, manyak yapar seni. Böyle şeylere ne muhabbet et ne kork diyor ya. Ben böyle bir kardeş nerede göreceğim?
Böyle bir kardeş olur mu? Versene şunu ya. Açtığına göre. Bak böyle adamı severim. Dediğimi tak diye açıyor. Bak. Var mı burada? Ha yok, benimkisi yok değil abi. Ki. Bak. İlem eyyel aziz. Böyle dost olur mu ya? Böyle dost nasıl bulursun? Ona ne alakası var vesveseden? Abi dağıttıp gittin ya. E ben zaten manyağın birisiyim. Öyle kabul et canım. İnsanın haf ve muhabbeti halka teveccüh ettiği takdirde haf bir bela, bir elem olur. Muhabbet bir musibet gibi olur. Zira o korktuğun adam ya sana merhamet etmez veya senin istirhamların işitmez. Adam işte şeytan hepsi. Muhabbet ettiğin şahıs da ya seni tanımaz veya muhabbetini tenezzül etmez. Ya seviyormuşsun beni. Sen seviyorsun. Ya ben seni seviyor muyum? Önemli olan o diyor. Mukabil etmez. Yani kapından ümitsiz döndürüyorsun. Binaenaleyh hafun ile muhabbetini dünya ve dünya insanlarından çevir. Fatır-ı Hakim'e. Fatır-ı Hakim. Fatır-ı Hakim şu. Fatır. Zamansız, zeminsiz, taklitsiz, numunesiz, muacelesiz, modelsiz, misalsiz, muacelesiz, ilk ve son yapan Allah demektir. Hakim de hikmetle yapan Allah. Bu neydi? Huzur veriyor bu. Fatır-ı Hakim iki isminin bütünlüğü insanda hakim olma nispetinde insana huzur verir. Hazır olan zattan sana huzur olur. Bu iki isim çok önemli. İşte haf ve muhabbet ettiğin şeylerden karşılık bulamayınca sen bir boşluğa geliyorsun. Fatır-ı Hakim aktif oluyor. Yani şey ismi. Aktif olunca boşuna kullanmadı. Rahman-ı Rahim demedi. Olmaz. Fatır-ı Hakim. Fatır-ı Hakim. Fatır, zamansız, zeminsiz, taklitsiz, numunesiz, muacelesiz, modelsiz, misalsız, mukayesesiz, ilk ve son yapan Allah. Geçmişte de seni... Bakarsın düğmeye durdura durdura yazarsın. Çünkü durdura durdura yapamıyorum. Kafam tırırt diye alışmış. Bu abi seni hiçbir dönemde yalnız bırakmamıştır. Bırakmamıştır. Asla. Bu... Allah Resulüne şöyle diyordum. Yeni tespitim bu. Yeni ha. Bu bir haftalık da değil. Şöyle. Allah Resulünde huzuru daimi var. Devamlı Allah'ın huzurunda gibi hissediyor kendisini. Ki böyle. Bu nasıl olur? Hemen eskide bir tevillerimiz vardı. Üzalım. Doğrudu. Allah Resulü ama toptandı. Allah Resulü bütün isimlerin mertebe-i azamına her daim mazhar. Doğru. 24. sözde böyle diyor. Fakat huzura ben başka bir şey olsa gerek diyorum. Her isim deyince toptancılık oldu. Hangisi? Sonra buldum. Fatır-ı Hakim kim de azami derece yani derece nispetinde olursa Allah'ın huzuru olur. Allah'a karşı huzur olur. Öyle hazır olur Allah. Hazır olduğu için sende huzur olur. Yani bambaşka bir şey Allah ya. Fatır-ı Hakim ya adam. Allah böyle bir Allah işte. Allah. Burada abi Fatır Hakim demesinin hikmeti insanın o anda bunlara muhtaç olup sadece Allah'ın onlara hükmetmesi için mi? Bak, şimdi birisinden korktun. Hiç senin imdat ne olur affet beni yapma, öldürme, beni şey yapma dinlemiyor seni. Veya birisine muhabbet ettin kale almıyor. Lan bana ne lan sen beni sevmişsen. Dünya ve içindekiler. Bu iki yerden darbe yedin mi? Korktuklarından, sevdiklerinden bir medet yok. O bir boşluk meydana geldi. Tamam mı? Bir boşluk meydana geldi. Sen geldin yürüdün masada tak düştün. Hemen Fatır Hakim tutuyor. Bir dakika. Diyor ki ben Fatır. Korktuklarının şeylerin karşılığında cevap veren benim. Huzur vereceğim sana. Onun için benim huzurumda mesela Kur'an okumak ve namaz kılmak. Allah Resulü'nün şöyle bir hadisi var. Diyor ki namaz kılarken ümmetim diyor kimin huzurunda olduğunu bilselerdi namazdan çıkmak istemezlerdi. Başka bir hadis. Ben en çok şeyde hatırlıyorum. Keşke bu da olsa ama namaz da az oluyor. Yani Allah'ın huzurundayım çok oluyor ama o kadar olmuyor. Kur'an okurken daha çok oluyor. Allah ile konuşuyorum. Ki hadis. O mesela korkan insan mi korkuyor kanserdendir, veremdendir, tansiyondur, kolesteroldur, ne bileyim nabızdır bir sürü şey. Kur'an oku.
Kur'an okurken o korku gene hafif gene azalacak. Şöyle düşüneceksin o anda. Allah'ın huzurunda bir şeyden korkulur mu? Sen bir padişahın huzurundasın. Padişah, her şeye gücü yeten bir padişah. Bırakmışsın, oradaki bir yaverinden korkuyorsun. Padişahın huzuruna, edebine zıt değil mi bu? Ben şimdi Allah ile konuşuyorum, ne korkacağım ki? Diyerek kurtulursun. Fatih Hakim'e tevcih et ki, hafın onun merhamet kucağına, çocuğun anne kucağına kaçtığı gibi leziz bir tezellül olsun. Çünkü hadis-i şerifte diyor ki, kişi kendisini sevdiğinden daha fazla Allah kişi kulunu sever. Kişi Mesnevi'de okuduk dün. Kaçtı? 173 mü? Kalı Mesnevi Nuriye. Şöyle geçiyor 173'te. Kişi kendisine şefik olduğundan Allah insana daha şefiktir. Yani kendine şefkatli ne kadarsın Allah senden daha fazladır. Muhabbetin de saadet ebediye vesile olsun. Sevgilim. Aa işte sana 14 tane dost. Masaya. İster oku ister okuma. Sen paşa arzun bilir. Sen okuyarak bunun şahsiyet artmıyor. Huzuru daime girmek lazım. Evet, huzuru daime girmek lazım. Onun için Fatır Hakim'i inkişaf ettirmek lazım. Abi üstadın o 5 önemli söz herkes başucunda bulundursun dediği. Mesela o birincisi dost istersen Allah yeter. Evet o. Tamam anladım. Evet. O yaran istersen. Fatır Hakim'in tecellisidir değil mi? Ya açılımları. Evet, Fatır Hakim zamansız ve mekansız bir zamansız, mekansız, taklitsiz, nümunesiz, muacelesiz, modelsiz, misalsiz, mukayesesiz, taklitsiz, ilk ve son yapan Allah deyince bütün varlığın sıfatından soyruluyorsun, sıyrılıyorsun yani böyle. Böyle bir zata muhatap olunca huzur oluyor. Peki hakim ne oluyor? İ çekiyor. Hakim. A çekmiyor. Hakim şu. Hakim, insana hükmederse hakim ismi, tefekkür ehli oluyorsun. Yani tefekkür yapa yapa insanda hakim, hikmet ilmi gelişiyor. Tefekkür ederken vicdandaki latife-i Rabbaniye tefekkürün içerisinden huzur hakikatini alıyor ve latife-i Rabbaniye Allah'ı seyretmeye başlıyor. Abi Allah nasıl gözüküyor? Allah Müslüman görüyor da haberi yok. Bu sefer Allah'a suizan ediyor. Allah gözükmez diyor. Allah gözükür. Nasıl gözükür? Kulağın gördüğünü göz görür mü? Sesi kulak görüyor mu? Görüyor. Kokuyu burun görüyor. Görmek bu. Dil tadı görüyor. Dokunma eşeği görüyor. Göz görüntüleri işitiyor. Her şeyin bir gözü var. Şimdi sen sesi görmüyorum diye kulağa inkar, bu sesimi inkar edebilir misin? Ha, aklın bir özelliği var. Eşyayı tanımlarken cisim olacak. Eni, boyu, hacmi, kütlesi falan rengi olacak. Böyle olacak. Böyle bir şeye şey der, varlık der. Ama havadaki dalgalara, duygulara, merhamete, şehvete, gadaba, sevgiye, aşka, nefrete, inanca, inansızlığa bunu görür mü? Gözükür mü? Gözükmez. Akıl bu sebeple diyor ki ben görmediğim yeni anmam. Aklın böyle bir zafiyeti var. Çünkü aklı hezeyandır. Hezeyancı aklının. Peki hisleri kim görür? Hislerin görür. Ha, latife-i Rabbaniye de kulak gibidir, göz gibidir. Onun işlevi Allah'ı görmek. Nasıl görürsün? Böyle dalarsın mesela. Bir namazdasın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Böyle tatlı hal olmuyor mu bazen? Veya Kur'an okurken veya derste. O nedir biliyor musun o? Allah aralıyor. Ben seni şu anda senin halinde memnununum. Ve latife-i Rabbaniye Allah'ı kendisine göre, kendi özelliklerine göre, kulak kendisine göre işitir, göz de kendi, ama karıştırma. Bunun işlevini bundan istersen manyağın birisi olursun. İşte latife-i Rabbaniye de kendi sistemine göre o anda ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin tatlı hal oldu mu o anda Allah'ı görüyor. Kalbi oluyor. Kalbi, latife-i Rabbaniye işte. Ama bu mertebe mertebedir tabii. O görmek. Miraç'ta Latife-i Rabbaniye mi görüyor yoksa başka bir şey? Latife-i Rabbaniye'den tabi en zirvesi o. Allah'a gören Latife-i Rabbaniye evet, orada da. Evet. Dünyada müşahadetullah, rüyetullah yok. Ahirette rüyetullah olacak. Peki. O zaman
Yani insan olsun, peygamberimiz olsun, o zaman sadece hissi olarak onu fark ediyor. Yo yo, yani gözüküyor canım. His aşağıda, latife... Şu an, şu an hani diyoruz ya, derste Allah'ı görüyoruz ama sadece şey, latife... Ama bizim şu, şimdi Latife-i Rabbani yerini bir bakalım, altyapısı neyle çalışır? Vicdandadır. Vicdanın soğan kabuğu gibi düşün, aşağıdan yukarıya gir bakayım. Bana söyle, vicdanda ne var? İrade. İrade. Zihin. Zihin. His. Latife. Latife-i Rabbani üçünün bütünlüğünden sonra bu geliyor. Yani irade ile ibadetullah, ibadetine dikkat eden, sünnet-i seniye uyan, haram helal uyan. Ondan sonra zihin, dimağın getirmiş olduğu bütün o ilmi hakikatları tefekkür yapar. His, Allah'ın dostuna, dost düşmanına düşman olur. Bu üçünün birleşmesinden bu aktif olur. Latife-i Rabbani, bu sefer Allah'ı hissetmeye başlar. Hissetme, mahsetme, zevk etme olur. Ruhlanma, rahlanma, ferahlanma. İlmel yakin, anel yakin, hakkel yakin. İlmi kelamda ilmel yakin, anel yakin, hakkel yakin. Tasavvufta ruhlanma, rahlanma, ferahlanma. Ha? Dolayısıyla bu Latife-i Rabbaniye üçünü tazamun ediyor. Onun için Latife-i Rabbaniye'de Allah görünce sünnete ittiba etmekten lezzet alır. Bu da yani bu kendi başına çalışmıyor müstakil. Bu çalıştığı anda otomatik bunlar da çalışıyor demek istiyorum. Üniversite diploması olana iş alacaklar veya ortaokul. İlkokul diploma var mı diye sorulur mu? Latife-i Rabbani'si çalışana otomatik bunlar çalışıyor. Bunlar çalışmazsa bu o çalışmaz zaten. Çalışmaz zaten. Dimağın mertebeleri için aynı şey diyebilir miyiz? Yani mesela adamın iltizamı varmışsa bir şey. Aynen öyledir. Aynen öyledir. Müstakil bir şey göremez. Ben sana bir şey sorayım da sen üniversite okuyan adamsın. Bana bir şey söyle ki içi boş olsun dünyada. İçi olmasın. Sakın balon demeyesin, içi hava dolu. Sakın hava demeyesin, içi atom dolu. Sakın atom demeyesin, içinde proton dolu. Sakın proton demeyesin, içinde kuarklar var. Kuark demeyesin, enerji var. Enerji demeyesin, esir var. Esir demeyesin, maddeye hayat var. Maddeye hayat deme, aynı hayat. Akılcı ve ruh çevir git. Hiçbir şey, içi boş bir şey olamaz. Varlığın içi doludur, hem de diyanetsiz ötelere kadar. Onun için ahiretin yokluğu mantıken, ilmen, fiziken olamaz yani. Şu demek istiyorsun, varlığın arkası ve içi boştur. Diyebiliyorsan ahirette yoktur. Yani buz içi boştur. Diyebilir misin? Buz kadar kesin değil mi? Buzdaki su. Kesin değil mi? Peki H2O, hidrojen, oksijen su kadar kesin değil mi? Bana söyle ha dibine gitti boş olsun dibi. Peki su böyle dolu olacak, buz dolu olacak. Dünya da böyle düşünün buz parçası. Nasıl boş olacak? Onun için varlığın arkasız düşünürsen... Varlığın arkası yoktur düşünmek. Mantığa zıttır, varlığa zıttır. Fiziğe zıttır. Metafiziğe zaten zıttır. Onun için varlığın zorunlu bir altyapısıdır ahiret. Onun için dünya için öyle diyor. Dünya diyor ahiret üzerine tenteneli bir perdedir diyor. Ha böyle kazıdığın zaman eski kartlar vardı. Konturlu telefonlar için sayılar vardı böyle numara. Onu telefona yaptı. Orada bir tane şey vardı kazımak için. Tırnakla kazırdık. Sayı çıkardık. Bana öyle geliyor. Yani dünya böyle bir kazısan hemen ahiret geliyor. Hafif kazı. Yani buzu kazı su geldiği gibi. Vesveseden çıktık. Mecramız değişti. Hadi bakalım biraz da gideyim. Yani şeytan Adem'e dönüşüm sürecini aktif etmeye çalışır. Varlığı dönüştürüyor. Vücudu, mesela abdesti abdestsizliğe, imanı imansızlığa dönüştürür. Adem'in simgesi de gecedir. Yani dış dünyada Adem'i simgeleyen gecedir. Gecenin karanlığıdır. Gece karanlık değildir. Geceyi istila eden karanlıktır. Usta şöyle diyor. Gece karanlığında, ne gece demesiyle yetiyordu da karanlık ekliyor. Gece alemdir, gece alemi. Ama gece alemini istila eden bir karanlık.
gündüz nurla nasıl örtülüyor? Çünkü gece alemini karanlık örtüyor. Karanlık ayrıdır, gece ayrıdır. Sakın karıştırmayın. Ve ateşe leyle ve ahirece duhaha. Yani gece de aydınlık olabilir mi? Gece aydınlık olabilir. Üstad da diyor ki, gece gibi şeyin diyor, alemin diyor, gündüze döner diyor. Eğer felsefe ve dinden kopuk kafa ise gündüzün gece olmuyor. Dünya kararmıyor. Ondan gece ayakta kalmamaya çalışın. Gece ayakta olanın vesveseden kurtulması şansı pek azdır. 12'den sonra ayakta kalanın vesveseden kurtulma şansı çok azdır. Çünkü Allah onların kelepçeli elini akşam namazından sonra çözer. Gündüz insanlarındır, ruhanilerin de gündüzü gecedir. Onlar gece dolaşır. Onlar şu anda gündüz kapalıdır. Hapsedilmiş. Onun için dertler, şarkı türküler, günahlar ya gece yapılır veya gece süsü verilerek yapılır. Üstü kapatılır, tiyatrolar, sinemalar vesaire. Karanlık bir yer, ondan sonra loş bir lamba yaparlar. Yani tiyatro yaparken tepeden bir cam açması yeterliyken tiyatro yaparlar, lamba koyarlar. Madem lamba koyuyorsun gündüz 12'de tepeden bir cam aç, lamba gibi olsun. Hayır. Güneş ışınlarında cinler, ervah habiseler güneş ışınlarında aktif olamıyorlar. Yarasa gibidir şimdi, yarasa. Yarasa gündüz uçabilir mi? Neredeyse orada kalır değil mi? İsterseniz itin buradan buraya gidemez. Yarasa. Güneş onu bloke eder. Cinleri ve ervah habiseler gece kaldıkları yerdedir. Onun için Allah Resulü denizlerin kenarı, hadis, denizlerin kenarı, vadi, köhne, kokuşmuş çöplükleri bölmüş. Ervah habiselere vermiş. Dağların tepeleri, güneş görenleri, açık olan yerleri ervah aliyelere vermiş. Senin kardeşlerine vermiş, bizim kardeşler. Bizi çok severler. Namazda oraya çıktığın zaman tepelere, açık olan güneş yerler bayılır. Onun için ecdat şunu çaktırmadan şöyle demiş. Güneş girmeyen yer yere doktor girer. Ya bunlar realitedir. Sünnete uydur mu? Tak tak tak. Mesela onun için diyorum, dünya ve ahirette yanmanın yolu plajlardan geçer diyor. Eskide demiştik 1983'te. Başıma sıkıntı sarmıştık. Onu bile bana savcı sordu. Sıçmıyormuş abi. Tabii. Acayip bir şey. Bunu sordu. Bronzlaşmak deyip biraz kibarlaştırsaydınız keşke. Sana ya keşke yapabilsin. Yanmak deyince ağır oldu. Keşke insanlar şey yapıyorsun diye yani yapamıyorsun da ya bazen işte biraz yaşlandıkça biraz akıllanıyoruz, siyaset yapabiliyoruz. Yani her doğruyu her yerde demek doğru değildir. Kuralına uymadığım için başıma çok sıkıntı sarmışım. Ya şey gibi bodoslama mı diyorlar? Diyorum. Dememem lazım. İnanıyorum ama hamiyetim, şefkatim gözü gözüne aldanıyorsun. Yapamıyorum. Olsun ben sıkıntı çekeyim de bu bilsin. Mim Kemal hakkında piç olduğunu, Yahudi olduğunu, Türk olmadığını ta 1981'de 82 kasetlerinde söyledim. 80 ihtilalinde bunları söylüyoruz. Seni bırakacaklar ya. Bulmayacaklar. Biliyorsun. Dur bir sus. Şimdi desen ne olur meydan? Herkes söylüyor zaten. Şimdi desen ne olur? O zaman diyeceksin Müslümanın kurtulacak. Çünkü o zamandan bu zamana kadar ölenler var. Kemalist zihniyetiyle imansız ölenler var. Onların bedelini konuşmak makamındayken konuşmayanlara da soracaklar. Cahile, gafile soru sormadan bana soracaklar. Hasan bunu dedin mi? Dedikten sonra ona diyecekler. Sen duymamış mıydın? İlk önce söyleme makamında olanlara diyecekler ki sen dedin mi demedin mi? Dedim. Soran diyecekler ki dedi niye yapmadın? Bana sormadan ona sormayacaklar. Elhamdülillah vazifemi yaptım zannediyorum. İmanını artır demenin bir başka tarafı neymiş? Biliyor musunuz bak. İmanını artır demenin bir başka yolu şu. Yani imanın bereketini görmen için
onu etkisiz hale getiren haset, gıybet, günahlar, kin, nefret, tembellik, vazifeleri yapmamak, menfi rekabet gibi sıfatlar imana nefes aldırmıyorlar. İmanını artır demek, imanını bunların şerrinden kurtar demektir. Çünkü imanı artırmak terklerle olur. Takva, menhiyattan ve günahlardan iştinab etmek. Niye demedi ki namaz, oruç, sabaha kadar namaz kılmak, gündüz oruç tutmak demiyor. Takva, yani vicdan neyle çalışıyor? Bak, takva, menhiyattan ve günahlardan iştinab etmek. Bu vicdanın dört şeyi var ya, irade, zihin, his, latife-i rabbani, ruhun anası ve ervası, ruhun anası ve ervası, vicdanın dört unsuru olan irade, zihin, his, latife-i rabbani, takva denilen ibadeti kamili dördünü tazamun eder diyor. Hutbe-i Şam 136. Anladık mı? Takva neymiş? Takva denilen ibadeti kamili dördünü tazamun eder. Takvanın karpuz gibi düşünün. Yarın içini. Takvanın içinde ne var? İrade, zihin, his, latife-i rabbaniyenin bütünlüğü var. Onun için imanını artır demek, takvanı artır. Nasıl? İradenle sünneti uy. Zihinle dimağdaki marifetleri, gelenleri marifetullah'a dönüştür. Allah'ın dostuna dost, düşmanına düşman ol. Ondan sonra ulvi duyguları hissedersin. Bunların bütünlüğü senin imanını artırır. Bunu artırması için, bunu yapabilmen için de terkler lazım. Tirak olduklarımızdan terk, televizyondan terk, cep telefonlarının o uyuşturucu, zehirli tuzakları, zevk tuzakları, cemiyete karşı böyle bir nefret duygusu olması lazım. Bizim cemiyetin günahlarına karşı bir nefret duygusu olması lazım ki biz de karşılık, ben karşındayım diyesin bir şey gelsin. Yani miski amber gibi üzerine sürme cemiyeti. Normal görme cemiyeti. Yani Hasan abi şimdi daha indirdi de hiçbir yerde boşluk yok, şey yok. Yok, hiçbir yerde boşluk yok. Bir şeyi kaldırdın mı zaten direkt onu dolduruyor. Yani şeyi mesela, kaldırdın mı hayır hemen doluyor. Yani. Suyu kaldır. Ne var içinde o zaman? Hava var. Bu doluyor. Yani. Şeri kaldırınca hemen hayır doluyor. Hayır doluyor. Onun için artmış oluyor. Yani. Artmış oluyor. Ya aferin. Abdestinden şüpheleniyorsan, ya kesin abdesti olduğundan ya da abdestin olmadığından şeytanın gelmesindendir. Abdestin yok. Ya kesin biliyor musun abdestin yok? Tamam, biraz önce tuvaletten çıktım. Eğer hatırlamıyorsan abdestim yok şeyinde, düşüncesinde, bil ki kesinlikle abdestin var. Çünkü şeytan varı bozmak istiyor. O zaman abdestin yok diyorsa abdestin var. Bir de Hasan abicim, mesela namazdan önce söylemezdi bunu şeytan sana, tam namazın ortasında söylüyor. Tabii çok şey ya, benim dindar olmamı istiyor, abdestsiz kılmamı istemiyor. Evet. Lojmandan çıktım, lojmanda bana abdestsiniz demiyor namussuz. Camiye geldim demiyor, Hasan abdestin yok. Sünneti kıldık demiyor, farzı kıldırdım demiyor, teravih kıldırdım demiyor, selatı bitirdi diyor. Errahmanirrahim. Salatı bitir değil. Senin abdestin yoktu diyor. Ha, benim dindar olmamı istiyordu. Abdestsiz kılmamı istemiyordu. Peki be melun, be aşağılık, be namussuz. Peki benim abdestsiz kılmamı istemiyordun da lojmanda niye demedin bana? Niye gelirken camiye demedin? Niye sünnette demedin? Ha, dipte söylüyorsun. Ne yapacak mı şimdi ben? Sana uyacağım yani. Ben de buldun hayvanı yani. Hayvan terli yer mi? Ben de cemaata diyeceğim ki mihrapta, cemaat benim abdestim yoktu biliyor musun? Sen ikinci kattan aşağı atarlar ya. Teravih, adam yemek yemiş, teravih gelmiş, burasına kadar gelmiş, tam dibine gelmiş. Hadi yeni baştan demektir. Ben de uydum yani, ben de yedim yani. Hayvan yedi yani. Hayvan terli derler. Ben ne dedim peki? Hakikaten abdestim yoktu falan, endişe etmedim. Ben ne dedim? Ben zaten abdestsiz kılıyım. Her zaman abdestli olur mu? Baktık olan benden daha serseri ya. Ne diyecek başka? Ben zaten abdestsiz kılıyorum. Her zaman abdest olur. Ve inanarak söylüyorum. Her zaman, doğru, o kadar kılmışım ki ama bilmiyor. Yemez. Hiç düşünmedim. Acaba gitti mi? Hayır, hiç şansın yok. Niye? Mantık şu, ilim onu tard eder. Olan aşağılık. Selatı bitirdi getirdim, ben de düşüneceğim.
Olsa bile düşünmem. Bak neye benziyor biliyor musun? Fıkıhta kaydedir. Abdest alırken üzerinize su sıçraması mekruhtur. Tenziye. Onu önlemek için abdesti al. Hiç kucağına bakma. Sonra diyor, kitapta diyor. Elini böyle suya sık, tamam. Kucağına şöyle bir yap. Bak bir şey var. Bunlar ne? Ben sonradan atmışım. Oysa abdest atarken atmış olmuş. Sağ bile budur işte. Bak kafasını koparttın. Hiç düşün. Hakikaten ulan abdest suyu sıçradım. Bak nasıl önlüyor gördün? Su işe tak. Hiç kafanı çarpmıyor. Ben aynı su attım ona. Salatı bitirdi ben hesap edeceğim. Ulan abdestim var mı? Benim dindar olmamı istiyordu. Abdestsiz kılmamı istiyordu. Ben de yedim yani. Niçin söylüyorsun? Abdestsiz kılar mısın? Nasıl ya? Ayıptır ya. Ulan Melun sana ne? Abdestli miyim değil miyim? İmanın var mı yok mu? Sen imansızsın. Sana ne? Hadi bir şey ya. İşi gücü bende ya. Demek ki ben onsuz da olmuyor ya. Abdestin olmadığından şeytanın gelmemesinden. Yani abdestin yok. Şeytan gelmez. Hiç endişe yok. Eğer abdestinden şüpheleniyorsan abdestin olduğundandır. Vehmin karşısında ilim vardır. Çünkü vehmin gücünü hakikatler sayesinde alt etmek ilmin gücü içindir. Vehmin ateşini azabından daha şiddetli olur. Vehim ateşi var ya, ateşe adamı koymaktan daha beterdir. O vesvese, vesvese demiyorum, panik atak, ölüm senaryoları, kalp krizi geçireceğim, bilmem ne yapacağım, böyle şeyler var ya, buna muptela olanlar bilirler ki ateşten daha beterdir. Ateşten bir bağırırsana bu böyle değil. İmansız olacaksın, bilmem ne yapacaksın, hemen en sona odaklattırıyor, kefenlettiriyor, toprağa koyuyor. Bu vehim. Neyle önlersiniz diyor ustad. Vehime bak ne diyor? Yalancı vehmini. Kaçıncı sayfaydı ya? Orada hani sayfayı söyleyeyim. Yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini. Vehim 10. suret. 8. suret. 10. söz. Hakikatlardan önce ya. Neyse sen şey yaparken ben şey yaparım. Vehim ateşin azabından daha şiddetlidir. Vehim ilim üzerinde hüküm veremez. Kaç? 54. Sözler 54. Tamam. 8. suret dedim de. Yanlış mı söyledim? Doğru mu? Yok. Ha. Aradan hakikate kayıyor daha. Ha tamam. Düzeltin. 8. suret. Vehim ilim üzerinde hüküm veremez. İlim subutu sıfat olup canlı ve ruhludur. Yani topraktan, ölü topraktan bitki çıkacak canlı. Allah'ın subutu sıfatından olan ilim cansız olur mu? Vesvese ilim onu tard eder, vehim de zikri. Bak. İlim canlı ve ruhludur. Aşağı inendir. İlim şeytanı tard eder. Dimağdaki malumattır. Mantıki malumatlar da vehme darbe vurur. Zikir ve eylem, Kur'an okumak, hele hele Hizbul Kur'an okumak ve doğru iş yaparken doğru ister geliyor. Mesela ben kalem elime aldım, onunla alakalı ister gelir. Bardağı aldım, onunla alakalı ister gelir. Bak ha, içmek gibi geldi. Yani kalem elimdeyken su içme duygum gelmedi. Çünkü böyle bir şey yok. O zaman neler hissetmek istiyorsan, iyi şeyler hissetmek istiyorsan iyi şey yap ki onunla alakalı hisler gelsin. Çünkü his eylemlerden çıkıyor. Düşüncelerden çıkıyor. Şüphe etmen onun olduğuna delildir. Yalnız varlığı senin için zayıftır. Yani abdestlisin ama şüphe ettin. Abdestli oldun kesin ama sen gafil olduğundan diyor ona ilmin az. Ama abdestli olduğuna şüphe etme. Çünkü niye? Çünkü vesvese geldi. Vesvese gelmesi abdestli olduğuna delildir ama niye vesvese geldi? Çünkü ilim onu tard edemedi senin ilmin. Zayıf ilmin var. Şeytan doğruyu doğru yerde, doğru kişiler arasında, doğru zamanda yaptırmama
bedendeki olumsuz enerjiyi şeytan denilir. Şeytanı tanımlıyorum bu konuda. Su döküldüğü için zor okuyorum. Onun için bir daha şey yapayım. Şeytanı tanımlıyorum bu makamda vesvese noktasında. Şeytan doğruyu doğru yerde, doğru kişiler arasında, doğru zamanda yaptırmama bedendeki olumsuz enerjiye şeytan denilir. Yani bedende bir enerji var. Amel yaptırmıyor, doğru yaptırmıyor, doğru düşündürmüyor. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru yaptırmıyor. Böyle bir enerji var. Bu enerjinin adı realitedir, vücudu alecesi şeytandır. Bu şeytandır. Şeytan mahluktur, tutulan bir şeydir yani. Şeytan Müslümanı aldatırken doğruyu kullanır. İyi dinleyin. Müslümanı aldatırken doğruyu kullanır. Doğruyu doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlar arasında kullanırsa doğru, doğru olur. Bir tanesi yanlış olursa şeytanlık olur. Şeytan hakim olduğunu gösterir. Mesela Müslüman için iman çok kıymetlidir. Bak imanın gitti der. Doğruyu söyler. Yani imanın değerli olduğunu söyler. Şeytan Müslümana doğruyu söyler. Yani doğruyla aldatır diyeyim yani. Mesela ömründe hiç seyretmediğin filmi namazda getirmez. Nereden bilecek? Şeytanı biz şey yapmışız. Seyrettiğimiz, yaptıklarımızdan oluşan olumsuz enerji bizim şeytanımızdır. Hiç ömründe seyretmediğin bir video, namazdasın. Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. Nedir ya? Hindistan filmi. Ne alakası var? Ben hiç seyretmedim. Allah Allah. Der misin? Ama seyrettiğim bir film var. İyyâke ni'abdü ve iyâke nesta'in. Allah Allah, ne film bu? Ha, ben seyretmiştim ya 5 sene önce bir video, vay namussuz nasıl geldi. Bak senin şeytanı sen yap. Seyrettiklerindir. Doğruları kullanıyor. Senin yaptığın günahları sana kullanıyor. Yapmadığın bir şeyi kullanmıyor ki adam. İkinci namada geçiyor değil mi abi? Günahlardan neşet eden evhamlar. Evet, günahlardan neşet eden evhamlarla. Günahlardan çıkıyor. Yani günah ne demek? Eylemdi. Bak içki içiyorsun, zina yapıyorsun, televizyona bakıyorsun. Eylem değil mi? Bu eylem olumsuz enerjiyi girdiği zaman o filmler girince o ses, müzik, o film, o resim, o haram şey. İçeride resim yok, ses yok, koku yok, tat yok, gıda yok. İçeri her şey canlı ve ruhludur. Söylüyorum sana. Fuhuşla alakalı bir filmi seyrettin. İçeride pozitif enerji olur mu? Haram bir şey yedin. Pozitif enerji olur mu? Şarkı türkü dinledin. İçeride pozitif enerji olur mu? Ne yiyorsan, ne içiyorsan, neye bakıyorsan enerjiye dönüşüyor. İnsan enerji makinesi gibidir. O zaman şeytanımızı biz imal ediyoruz. İmalathane biziz. Şeytan kendisine şeytan değil. Vesvese kendisine vesvese değil. Bir de söylüyorum, ilginç bir cümle. Şeytan kendisine şeytan değil, şuurludur. Kendi kendini aldatmaz, ne yaptığını bilir, şeytan bize şeytandır. Şeytan ne yaptığını bilir, kendi kendini aldatmaz. Şeytan kendisini aldatmaz ama bizi aldatır. Münafık da böyledir. Münafık ne yaptığını bilir. Münafık ne yaptığını bilir. Münafık şuurludur. Cehaletle münafık olmaz. Onun için korkmayın, münafık olamazsınız. Münafık idealisttir. Dinsizin idealistidir. Başka, doğruyu düşündüğünde erva habiseler ve cinler yok olur, doğruyu yaşayınca da şeytan yok olur. Çok önemli tespit, çok. Şu cümle ama ne kadar kitap okumuş mesela. Bir de söylüyorum, doğru düşününken mesela tefekkür ehline vehim gelmez. Bir de söylüyorum,
Tefekkür, erva habisenin, cinlerin, olumsuz düşüncelerin panzeridir vallahi. Tefekkür ehline olumsuz düşünce gelmez. Bak, doğru düşünürken, tefekkür ederken, cin, erva habiseler, vehimler yok olur. Doğru şey yapınca da şeytan yok olur. Yani doğru Kur'an okumaya, Kur'an okumak, sünnet yaşamak çok bu bundan daha kaliteli ne olur? Nereden geliyor? Abi ben kendimi hep ölüm, şurada böyle sıkıntı var göğsümde. Kur'an al kardeş, doğru yap. Sünneti yap. Abi tuhaf tuhaf şeyler geliyor. Ya düşünme olur mu ya? Şu kapı çare değil. Çare tefekkürdür. Yanlış düşüncelerin çaresi, panzeri doğru düşünmektir. Yani tefekkürdür. Tefekkür acayip bir şey ya. Tefekkür ruhu bedenden çıkarmaktır. Hani bir yazım vardı. Kim Azrail? Vardı ya. Gördün mü sen onu Gafur? Kim Azrail diye bir yazım vardı site Nur dersinde. Şimdi Azrail'den herkes korkar. Oysa minnettar olmak lazım. Azrail ruhu cesetten çıkarır. Günahlar ise ruhu öldürür, zehirler, cesede gömer. O zaman ruhun Azrail'i günahlar mıdır, Azrail midir? Günahlar tabii ki. Evet, ruhun Azrail'i günahlardır. Çünkü günahlar ruhu zehirler ve öldürür, cesede gömer. Azrail aleyhisselam ruhu alır götürür, kurtarır. O zaman kim Azrail? Bunu gece böyle yarı uyku yarı şey gibi böyle Allah bana ikram etti, fırladım, tak yazdım hem defterime oraya. Ben onu paylaştım ve beğendim abi, siz herhalde beni kafamı toparlattırdınız bana o soruyla herhalde. Abi iyi olan hiçbir şeye şeytan giremiyor diyorsunuz. Bu rüyalarda da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüğümüz zaman o yüzden giremiyor. Tabii. Giremez. Bir de benim kanaatim, kitaptan okumadım. Ulema-i ümmeti kenbiya-i beni İsrail, benim ulemam beni İsrail peygamberleri gibidir. Asıl imamlarına da giremez. Ama yanlamasına değil, Resulullah'ın yanlamasına da girer, sesine de girer. Simaya giremez. Abi Resulullah gördüm, nasıl yandaydı. Girebilir. Abi sesini duydum, girebilir. Yüzünü gördün mü kardeşim? Odur. Bediüzzaman'ın yüzünü gördün mü kardeşim? Odur. Giremez. İmam-ı Rabbani'yi gördün mü? Odur. Yüzünü göreceksin. Yanı yok. Geylani'yi nasıl girecek şeytanı? İflanı kesmiş. Geylani simasını nasıl girecek? Benim kanaatim bak. Ama okumadım. Yalnız Peygamber'in hadisi benim simama giremez diyor. Ben o ulema, benim ümmetimdeki ulema varisi olduğu için, varisi mutlak, asıl imamı, ona da giremez. Allah müsaade etmez, inanıyorum. Efendim, kesin bu. Kesin bir şey söylüyorum şimdi. Kesin. Nasıl böyle içim yanmıştı yazmışım. Şu anda iki nokta üst üste. Kesin bu. Tapusunu aldım. İşine gelirse al, ister alma. İster inan, ister inanma. Benim için kesin. İki nokta üst üste. Neymiş? Senin düşüncelerine müdahale edilemezse, düşüncene müdahale edilemezse, asla ama asla hiçbir hissine, duygularına müdahale edilemez. Sen hastayıma inandırılmazsan hastalık duygusu çıkmaz. Bir daha söylüyorum. Senin düşüncelerine müdahale edilemezse asla ve asla ama asla hiçbir hissin duygularına müdahale edemez. Bunu şöyle anla. Çocuklara, delilere ve hayvanlardan anlarsın. Bunlara fikir yoluyla giremiyorlar, bu erva habise şeytan. Dışarıdan rahatsızlık etmek isterler ama hiç kıymeti yok. Çocuğu aldatırlar. Yani iş yapabilir böyle. Karşısına çıkıp korkutur. Ama müdahale yapamazlar. Çünkü fikir yoluyla. O zaman düşüncelerinize hakim olun. Dünyanız cennet olsun. Düşüncelerinize hakim olmak için Risale-i Nur'u tefekkürle okumak lazım. Bir yer de okuyorum
ve kesiyorum. Şunu okuduğumu işaretleyeyim. Bir de karşınızda bunu çıkartmayayım. 170 miydi? Şeytan vücudu Adem'e dönüştürmek, yani varı yok etmek veya vardan şüphelendirmektir. Gelecek yok. O zaman mazideki günahların da seni batağa çekmek istiyor. Sen tövbe merdiveni ile o bataklıktan çık. Ey her türlü rezillik yapan! Ey günahlarından ümitsizliğe, hatta vesvese ve panik, imansızlıktan korkan kardeşim! Yeise muptela olma, bu şeytanın tuzağıdır. Sen geçmişindeki günahlarınla meşgul olma. Geçmiş günahlarına tövbe merdivenini, istiğfar merdivenini koy çık, daha meşgul olma. Şimdiki zamanda geçmişinle meşgul oluyorsan şimdiki zamanı kaçırırsın. Geçmişinden intikam almak istiyorsan bugünü doğru yaşa. Bak, günah kuyusuna merdiven koyuyoruz. Merdivenin kaç tane ayağı olur? 2. Tövbe ve istiğfar. Nasıl ki buruna giren olmayınca koku aktif olmadığı gibi, buruna zerreler girmese koku, burun aktif olmadığı gibi, gözden, kulaktan içeriye bir şey girmemiş olsaydı hisler ve duygular aktif olup canlanmazdı. Şimdi sen korku hissediyorsun ya, Allah bilir hangi zamanda seyrettiğin günah videosudur o. Çünkü bir daha son cümlemiz oldu. Bak şu. Seyrettiğin dışarıda film, içeride enerji. Yediğin dışarıda pirinç, içeride enerji. İşittin dışarıda ses, içeride enerji. Kokladın dışarıda zerre, içeride enerji. Dokundun dışarıda cisim, içeride enerji. İçeriye aldıklarımız enerjiye dönüşür. Şeytanın da meleğin de sen oluşturuyorsun. Peki. Vâfir davâhum en ilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fâtiha.